Haber Gol TV izleyenleri bu yıl 41.si düzenlenen Mücevherat ve Kuyumculuk Fuarı'nı gezmeye devam ediyoruz. Çetinol Kuyumculuğun konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Ahmet Bey var. Ahmet Bey merhaba. Merhabalar, standımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bugün fuarın 3. günü ve hala çok güzel bir hareketlilik yaşanıyor. Bu 3 günü değerlendirirsek verimli oldu mu sizin için? Yani ziyaretçiler açısından, görüşmeler açısından bayağı bir bolluk vardı ama sonuç olarak işe dönüşmesi şu anda mümkün değil, öyle gözüküyor. Tabii ilerleyen zamanlarla bu mail yoluyla, haber yoluyla bir şekilde ticarete başlarsak iyi olacak mutlaka. Evet. Her yıl katılıyor musunuz fuarlara? Evet, her yıl katılıyorum. Yurt içi, yurt dışı fuarlara katılıyoruz. Evet, özellikle yurt dışındaki fuarları bazen Türkiye'deki firmalar böyle bir göz ardı ediyor diyelim, arka plana bırakıyor. Tabii Türkiye'de Mart ayında ve Ekim ayında yapılan fuarlara katılmak bazen yeterli kalmıyor, yeterli olmayabiliyor değil mi? Çünkü yeni ve farklı tasarımlar, özgün tasarımlar, dünyada nasıl tasarımlar yapılıyor, firmalar ne yapıyor, bunu da bilmek gerekiyor. Tabii hem gezmek, görmek lazım, hem oradaki müşterilerle görüşmek lazım. Her müşteri her ülkeden gelip de Türkiye'de fuara ziyaretçi olarak bulunmuyor. Biz tabii bunların hepsinin takipçisiyiz. Yani işte yurt dışında yaklaşık 7 fuara katılıyoruz biz firma olarak. Bunlara katılmazsak hem kendimizi yenileyemiyoruz hem de Türkiye'yi tanıtamıyoruz. Yani çünkü biz kendimize özgü bir takı üretiyoruz. Farklı bir stilimiz var, farklı bir üretim yapıyoruz. Bunu da göstermemiz için yurt dışı fuarlara çıkmamız lazım. Zaten evet. Türkiye'deki esnaf şu anda bizi tamamen tanıyor. Ama bizim kendimizi yurt dışında tanıtmamız lazım. O yüzden bizim firma olarak, Çetinol Kuyumculuk olarak yurt dışı fuarlarımız bizim için çok önemli. Evet, konu tam da buraya gelmişken aslında ben çok meraklı olmadığım için takıya çok bilgi sahibi değilim ama bana farklı geliyor. Hani görüntü açısından da biraz hem bir otantik bir görüntüsü var hem de çok kaliteli görünüyor. Evet. Farklı tasarımlar var. Sizi diğer firmalardan ayıran özellik nedir? Biz çıraklığımızdan bu döneme kadar sürekli antik takı üretimi yaptık. Biraz da baba mesleğimiz zaten. Onları harmanlayarak bir stil geliştirdik kendimize. 24 ayarı zaten üretiyoruz. 24 ayar takı üretmek gerçekten zor. Bunu mücevhere dönüştürmek de çok zor. Hem üretiyoruz hem tasarımını yapıyoruz. Ekip olarak çok iyiyiz. Bu da bize farklı bir üretim şekli çıkartıyor. Evet, Mart ayından önce herhangi bir fuar var mı şu an gündeminizde? Şu an Bahreyn var. Sonrasında Amerika var. Hong Kong var. İstanbul var. Fuarına kadar arada 3 tane daha fuar var. Fuarlara özel tasarım ürünlerle mi gidiyorsunuz yoksa zaten sizin ürünlerinizin hepsi ayrı bir özelliğe sahip olduğunu da biliyoruz ama hani yine de sormak gerekiyor. Şimdi biz grup koleksiyonlar yapmıyoruz. Mesela her medeniyeti çalıştığımız için sürekli yeni mal çıktığından dolayı iş yerimizde. Yani müşteri bizden ayrı ayrı bir koleksiyon talep etmiyor. Zaten bizim her ürünümüz birbirimizden farklı. Farklı olduğu için de müşteri sürekli gelip bizden mal alma gereği duyuyor. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı. Rica ederim. Hayatlarınıza sağlık. Standımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yayın hayatınızda da başarılar bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi.